Alo. Bura. İyi dur bam. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين آمنوا منهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Evet değerli misafirlerimiz, değerli sevgili Türkmenli Televizyonu izleyenleri. Bugün 28 Mart 2017. Lakin tam 26 yıl öncesine sizleri geri götüreceğiz. Ama bunun öncesinde burada biliyorsunuz ki şu an arkamızda bir anıt bulunuyor. Ve bu anıtının açılışını yapmak üzere değerli iş adamı Ömer Köprülü ve Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salih'i buraya davet ediyorum. Misafirlerimiz Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşet Salih'e ve iş adamı Ömer Köprülü'nün bu açılışından dolayı onlara teşekkür ederiz. Ama şimdi tekrardan bir dakikalık bir saygı duruşuna hepinizi davet ediyorum. Lütfen oturanlar ayağa kalksınlar.
Çok teşekkür ediyoruz hepinize. Sağ olun, var olun. Evet, açılış konuşmasını yapmak üzere Ömer Köprülü'yü kürsüye davet ediyoruz. Sayın millet vekilleri, Sayın Irak Türkmen Cephesi Başkanı, Sayın parti başkanları ve temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri, şehitlerimizin değerli aileleri, saygıdeğer basın mensupları, muhterem misafirler. Bugün farklı duygularla karşınızda bulunurum. Hem Altın Köprülü bir kardeşimiz, hem de 5 şehit yakını olarak huzurunuzdayım. Bugün acı bir olayın yıl dönümünde bir aradayız. Saddam tarafından katledilen şehitlerimizin emanetini omuzda taşımaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin sergilediği milli direnişi devam ettirmeye, tüm dünyaya hatırlatmaya devam edeceğiz. Bulunduğumuz bu manevi mekanda yatan şehitlerimizin yaşadıklarını anlamak ve bu topraklarda yaşananları anlatmak kolay bir hadise değil. Ancak bu topraklarda yaşanan 26 yıl önce 28 Mart günü yüzün üstü silahsız masum insanlarımızın adını soyadını sormadan, kimliklerini bilinmeden vahşi bir şekilde ölümleriyle sonuçlanan bu katliam içinizde bir yara olarak yaşamaya, yaşatmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız acılar maalesef hiç bitmeden tüm Türkmeneli bölgesinde devam etmektedir. Bu katliamın yaşandığı Altın Köprü'de asmana yükselen feryatlar Saddam'ın baskısı nedeniyle hiç kimse tarafından duyulmamış ve bu vahşet karşısında diller sessiz suskun kalmıştır. Irak Türkmen tarihine Altın Köprü katliamı olarak geçen Saddam rejimi tarafından yüzün üstü Türkmen oldukları için kurşuna dizilerek şehit edilmişlerdir. Türkmeneli bölgesinin şehitler kanıyla sulanmış her karış toprağını korumak için işimizi her alanda sürdürmeliyiz ve şehitlerimizin mirasına sahip çıkmalıyız. İşte bu hissiyetle ve bir Türkmen evladı olarak 3 temel sebeple şehitler anıtının yapımına karar verdim. Birincisi, işlenen bu insanlık suçu karşısında hem milli, hem dini, hem de manevi vazifemizi yerine getirmek istedik.
İkincisi, bu topraklarda haksız yere kalleşçe öldürülen şehitlerin aziz hatıralarını yüzlerce yıl yaşatmak için vicdanen görevimizi yerine getirmek istedik. Üçüncüsü, bu şehitler mezarlığında yatan yüzün üstü Türkmen'in 26 yıl önce kimselerin duymadığı feryatlarını tüm dünyaya duyurmak, onların sesi, onların gözü olmak için bu şehitler anıtını yaptırmaya karar verdik. Bizler de bu manevi huzur içinde sizlerden aldığımız güçle inşa ettiğimiz Şehitler Abidesi ve soykırım anıtını yaptırarak tarihe kayıp düşmüş olmanın vicdani rahatlığı içinde sizleri selamlıyorum. Bu anıt sıradan bir anıt değil. Bu bir milli direniştir. Bizlerin bu topraklarda olduğumuzun ispatıdır. Türkmenlere yapılan bir soykırımın hatırasını yaşatacak bu anıt Altın Köprü halkının yüreğiyle verdikleri emekle inşa edildi. Biz burada tarih yazmıyoruz ama tarih Altın Köprü halkını altın harflerle yazacak. Son sözüm siyasetçilerimize demek isterim. Bu etnik soykırımı kınayan bir tasarı hazırlayarak Türkmenlere yönelik zulmü Altın Köprü katliamı üzerinden 26 yıl geçmiş olsa bile bu insanlık dramını soykırım listesine kaydetmeye davet ediyorum. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Toprakları bol olsun. 23 Mart 1991 yılında Tazahurmatı'da 30'a yakın şehit düşen insanlarımızın da ruhları şad olsun. Mekanları cennet olsun. Tüm şehitlerimizi mağfiretle, rahmetle, minnetle anıyorum. Tabii ki bu anıtın yapımında ve mazarlığın onarımında emeği geçen Sayın Kamber Sattar, Mahir Çelçük ve Orhan Enver Beylere çok çok teşekkür ederim. Ve her zaman okuduğum bir şiir var. Tekrar okumak isterim. Bahar günü köprü bayandı yasa, çok gençleri koydular bir kafese, çağırdılar kimse gelmedi sese, Altın Köprü seni vermem ellere, kurbanım ben beye diyen dillere. Herkese teşekkürler. Ömer Bey'e teşekkür ederiz. Çalışkanlar ocağı yiğit, mertlerin yurda. Toprak Türkmen yolunda savaştı karşı durdu. Ata baba emrinde dönme geri buyurdu. Zafer sınırı açtı, yolu Altın Köprü. Ve şimdi söz sırasını Şehit Aileleri Derneği Başkanı Haşim Muhtaroğlu'na devrediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihi, Sayın Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Hasan Turan, Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Haydar Kasaboğlu, Türkmen Elit Partisi, Sayın Adalet Partisi Başkanı, Sayın Karar Partisi Başkanı,
Kerkük İl Meclisi üyeleri, Kürt partileri, sayın vatandaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün biraz yaklaş sağ olsun. Bugün ben Türkmen şehit sözünü sizlerin karşısında Arapça okuyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. اليوم هو 28 آذار 2017. نعم. نعم ذكرى شهداء مجزرة ألطن كوبري المصادف لنفس التاريخ لكن 1991. كيف بدأ الأمر؟ الزمان صبيحة 28 آذار من عام 1991. المكان ناحية ألطن كوبري. الحدث دخول قوات الحرس الجمهوري التابع لنظام البعثي الصدامي إلى الناحية. النتيجة مجزرة بشعة بحق أبناء الناحية العزل من التركمان الأبرياء. الوصف تعذيب، إهانة، سحل أطفال، شباب، شيوخ أمام مرأى عوائلهم. المفاجأة الأبرياء العزل صائمون لماذا؟ لأن الشهر هو شهر رمضان، مقبرة جماعية في دبس، أشلاء ممزقة، آثار التعذيب واضحة، مأساة تركمانية. أستمحيكم عذرا أن ترحبوا معي وهنا في مقبرة ألطن كوبري. ثلاثة من ضحايا تلك المجزرة، نعم ثلاثة من شهداء ألطن كوبري. لا تستغربوا، فهاشم مختار أغلى يعرف ماذا يقول. نعم ثلاثة من رحلة الشهداء الصائمين الآن هنا ترفرف أرواحهم الطاهرة فوق محفلكم الكريم هذا. رحبوا بهم رجاء. تصفيق الشهيد الأول أحمد أنور، الشهيد الثاني تران أحمد أنور، الشهيد الثالث أتلا أحمد أنور. تصفيق رجاء ليس إلي، للشهداء. نعم أحبتي، أب وابنه عائلة بأسرها استشهدت. لماذا؟ لأنها عائلة تركمانية تران أتلا. فقط هذا ذنبهم. أرى الآن الشهداء ينظرون إلي وهم فرحون، مستبشرون، يضحكون. وها أنا الآن أسأل الوالد عن سر
هذا السرور في أعينهم فيجيب الشهيد نحن مسرورون لأن دماءنا لم تذهب سدى وها أنا أرى الراية التركمانية الزرقاء ترفرف عالية هذا اليوم الذي طالما حلمنا ونحن أحياء ها نحن نشهد ونحن شهداء الشهيد الابن تران يعقوب أما أنا فلدي سبب آخر لفرحي وسروري ألا وهو أنكم ما زلتم تذكروننا فقط مضى زمن طويل 26 سنة وها أنتم تحتفون وتستذكرون ذكرانا فجأة أيها الحفل الكريم أرى الآن الشهيد الصغير أتيلا وقد تحدرت من عينيه دموعا كاللؤلؤ ولدى ماسر دموعك هذه الشهيد القاصر أتيلا الشهيد القاصر أتيلا يجيب لا تفرح كثيرا أخي الكبير تران اسمعوا لا تفرح كثيرا أخي الكبير تران بأنهم يتذكروننا لم ينسوننا إنها فقط كلمات بسيطة تقال على ألسنتهم يقفون دقيق الصمت يلبسون الشارة السوداء وربما تناولوا شيئا من بعض الولائم التي تقام على شرف مناسبتنا وماذا بعد ربع ساعة نصف ساعة وانتهى الموضوع أيها الحفل الكريم ما زال الشهيد الصغير أتيلا يخاطبكم في 28 آذار ذكرتموني أنا وبعثة شهداء كوبري نعم في 28 آذار ذكرتموني أنا وبعثة شهداء كوبري طيب هل ذكرتموني في 27 آذار وما قبلها وهل ستذكرونني في 29 آذار وما بعدها أجيبوني بالله عليكم وكونوا صادقين هل أخذتم بثاري أنا الطفل وبثار أخي وثار والدي وثار بقية الأطهار هل استرددتم الحقوق التركمانية كاملة غير منقوصة الشهيد الأب والشهيد الأخ يتدخلان لتهدئة أتيلا الشهيد الصغير البريء فيقول أتيلا بكل حماس عذرا أبي أخي الكبير لكن الحاضرين الأحياء من التركمان يجب أن يعلموا مدى الحجم الضخم للتضحيات التركمانية التي قدمت والتي ما زالت تقدم وسوف تستمر في التضحية أيها التركمان لا تفرحوا فوالله المكاسب التي حصلتم عليها في العراق الجديد لا تتناسب مطلقا
مع حجم التضحيات التركمانية، ولا مع أنهار الدماء الزرقاء التي سالت على أرض تركمانيا للمباركة. انتهى كلام أتلة. وها أنا الآن أرى الأرواح الزكية الثلاث عاليا وتلوح لنا مودعة، عسى أن يعودوا ليلتقوا بنا، ربما كما قال أتلة فقط في 28 آذار لكن 2018. أرجوكم لوحوا لهم ودعوهم، وبعد توديع الشهداء الثلاث حان الوقت لودعكم هاشم مختارهم. لكن قبل أن أودعكم أطلب من الجميع أن يفكر جيدا ومليا فيما قال الشهيد الصغير أتلة أحمد أنور، وليحضر كل واحد منكم جوابه. أما أنا فأقول أيها الغالي أتلة، قسما بدمك الزكي النقي وبدماء كل شهداء التركمان، سيقاتل هاشم مختار أغلو بكل ما أوتي من قوة من أجل أن يحصل على كل ما تستحقون من حقوق الامتيازات. وأقاتل حتى أسترد الحقوق التركمانية كاملة وافية، أو يضاف اسمي إلى قائمتكم الخالدة تحت عنوان الشهيد هاشم مختارهم، لأزور المقبرة التي ستحتفل بذكرى مجزرة ألتون كوبري في 28 آذار 2018 لترفرف روحي مع أرواحكم الطاهرة هناك في الفردوس الأعلى. اللهم قد بلغت رسالة الشهداء، اللهم قد بلغت رسالة الشهداء، اللهم قد بلغت رسالة الشهداء، اللهم فاشهد. شكرا. Teşekkür ederiz. Şehitler Derneği Başkanı Haşim Muhtaroğlu Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ana köprü yakındı, cana köprü. Zalimlere baş ekmez, boyansa kalan köprü. Ve şimdi Irak Türkmen Cephesi Altın Köprü Bürosu Başkanı Adnan Hurşit Bey'i kürsüye davet. Bismillahirrahmanirrahim. Sayın Başkan, Sayın Huzur, herkese sevgi ve saygılarımı sunarım. Tabii bugün 28 Mart 2017. Bundan 26 sene önce Altın Köprümüzde büyük bir katliam yaşandı. Ve bu katliamda Altın Köprü bir mezarlık şehit verdi. Suçsuz, günahsız insanlarımız. Tabii bu katliamın acısı çok büyüktü. Çünkü bu katliamda çocuklara bile hedef alınmıştı. Ve suçlarının da ne olduğunu kimse bilmedi. Kendilerine bile bilmezdi. Ama tek suçları var idi. O da Türkmen idi. Muhterem ağabeyler, Türkmen milleti güzeldi. Türkmen partileriydi. Türkmen partileri de güzeldi, Irak Türkmen cephesiyden. Gelin kardeşlerim, ebelerim, el ele, omuz omuza Irak Türkmen cephesine sarılın. Sarılın başkanımıza, onun yanında olak, etrafında olak. Onu yalnız bırakmayın, güç olak, destek olakın. Sarılın birlik, barabarlık içerisinde. Dil birliği, fikir birliği, iş birliği. Kimse kimseye küçük gözle bakmasın. Türkmanı Türkmen gözünde görün. Başkanı başkan gözünde görün. Allah'ım sen bizleri
bu güzel vatanımıza, memleketimize, Türkmen elimize, şirin milletimize, kutsal ay yıldızlı bayrağımıza hizmet edenlerden eylesin. Hiçbir zaman bizleri mahcup olanlardan eylemesin. Aziz bacı kardeşlerim, tabii Altınköprü'de bu medeniyet kuruldu. Bu güzel mimari eser Altınköprü Şehitler Mezarlığı'nda kuruldu. Şehitlerimize layık olan, yakışan bir anıt yapıldı Sayın Ömer Köprülü tarafından. Ve ben bugün kendi adıma Irak Türkmen Zabası Altınköprü Büro mensupları adına ve Altınköprü'de halkımız adına Sayın Ömer Köprülü'ye sonsuz teşekkürlerimi ilettiririm. Zaten bize bunun gibi insanlar lazımdı. Ve bütün insanlarımız, duyarlı insanlarımız bunun gibi olmasını temenni ederek, çalışkan, milletini seven, şehidine sahip çıkan, memleketinin yararına çalışan, memleketin her işine, her projesine sonsuza kadar destek veren, o zaman bütün Türkmenlerin üzerine bir vazife düşer. O da bu şahıstan memnun olmaları, teşekkür etmeleri lazımdır. Ve bütün Türkmen partilerinden ve başta Irak Türkmen Cephesi'nden ve Çerçük İl Başkanlığımızdan bu şahsa bir takdirleme, bir teşekkürleme vermesini temenni ederim. Çünkü bu şahıs bunu hak etti. Çünkü bu şahıs buna layık oldu. Ve biz Altınköprü'de üzerimize iki vazife düşer. Bir, bu şahıstan memnun olmamız, teşekkür etmemiz. Bir de bu anıta, koskocaman bir anıta sahip çıkmamız. Değerli muhterem kardeşlerim, birlik barabarlık içerisinde Irak Türkmen Cephesi'ne sarılalım. Sarılalım başkanımızın etrafında olalım. Ona destek olalım, ona güç olalım. Değerli, mücadeleci bir başkanımız var. Değeri altın değerinde, de altın. İnan içi altından değerlidir. Çünkü altın alını satılı, Erşad Salih'in alını ona da satılı. Değerli muhterem misafirlerimiz. Şehitlerimize rahmet ve mağfiret Cenab-ı Hak'tan dilerim. Ve sizlere de mani dinlediğiniz için herkese sevgi, saygı, muhabbetim sunarım. Kalın Allah'a emanet, selametle. Sağ olun, var ol. Irak Türkmen Cephesi Altınköprü Başkanı, Büro Başkanı Adnan Hürşit'e teşekkür ederiz. Ben yine bugünle ilgili şöyle bir kısa bir şeyler okumak istiyorum aslında. Topladılar bir yerde uşağı, genci, yaşlını. Haşim, Kasım kardeşler, iki beyaz kaşlını. Zubun çeket girenler, camadanın başlığını. Zubun çeket girenler, camadanın başlığını. Böyle zulüm görmedi ne Hayfa ne de Akka. Bu köprü katliamı tarihte kara leke. Yalvardılar götürmeyin bizi. Yürümeye tutmardı ayakları, dizleri. Bilmedi kime gider, kimden sorak sizleri. Böyle zulüm görmedi ne Hayfa ne de Akka. Bu köprü katliamı tarihte kara leke. Koydular bir tank üstüne, götürdüler onları. Sorup sual ederdi. Ne olacak sonları? Zaman geçti aradan, tapıldı bedenleri. Böyle zulüm görmedi
ne Hayfa, ne Akka. Bu köprü katliamı, tarihte kara leke. Değerli misafirlerimiz, sevgidegerli Türkmenet televizyonu izleyenleri, şimdi söz sırasını Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salih'e davet ediyorum. Sayın Başkan buraya gelsin, zahmet olmasın. Saygıdeğer, değerli protokol, değerli misafirler, sol tarafta oturanlar, hapsuzdan teşekkür ederek, orta yerde, sağda, ukarıda, etrafımızda olanlar, hapsuzdan teşekkür ederek, Allah hapsuzdan razı olsun. Değerli aziz milletimiz, protokol maşallah çok, dayanışma var, Arap var, Kürt var, Hristiyan var, Türkmen toplumunun yanında herkes bugün burada var. Ama önemlisi olan bu kardeşliği devam ettirmek. Bu kardeşliği devam ettirmek var. Yoksa yok. Bizim istediğimiz bu kardeşliği devam ettirmek olsun. Onun için bugün 28 Mart 1991'de Türkmenlerin taze hurmatı da altın köprüde tökülen şehit kanları yeni değil. 1924'te Ermeni katliamı, 1959'larda katliamlarımız, 1980'lerde ve devam eden bu katliamlar 2014'ten sonra DAEŞ'in saldırısıyla başlayan Telahfer'de olan katliam, Beşir, Kerkük, Duz Hurmatı, Tavuk, Amirli, Duz, Diyale, bütün topraklarımızın üzerinde bu oyunlar olmuştur. Kesinlikle biz unutmayacağız. Ama unutmamak sadece şehitlerimizi bugün burada yad etmekle değil. Biz eğer istersek şehitlerimizin ruhları şad olsun, mutlaka bunların verdiği amanata layık olmak ve o sorumluluğun kaderince olmamız lazımdır. O sorumluluk odur. Biz acaba terk ettikleri amanata, bize teslim ettikleri bayrakta, bize teslim ettikleri toprağa sahip çıkmışız yoksa yok. Bunun üzerinde durmamız lazımdır. Irak Türkmenleri olarak, Irak Türkmenlerinin bütün siyasi partileri olarak biz hiç kimsenin toprağında gözümüz olmadı. Maalesef. Ama çoklarının gözü bizim toprağımızda var. Biz eğer istersek doğru bir nesillerimiz için, bu gençlerimizin, bu çocuklarımızın geleceğini temin etmek istersek çalışmamıza devam etmek, geri adım olmak yok. Saddam herkese bu zulmü yaptı. Bu zulmü yaptığında biz Türkmenler olarak hiç kimseni unutmarız. Ben temenni ederim diğerleri de bizim hakkımızda böyle olsunlar. Kimyasal silahları Halepçe'de Kürtlere vuran Saddam, yüzlerce Kürtler Halepçe'de şehit edildiler. Enfal'da, Çemçeval'da şehit edildiler. Onun yanında İndiye kadar Ahvar'da, Arap bölgelerinde, Sünni bölgelerinde Şialerin üzerine olanlar, Mesihilerin üzerine olanlar, Yezidilerin üzerine olanlar, Iraklılar hepsi Saddam'ın zulmünden büyük pay almışlardır. Ama
burada ne var? Madem ki biz Türkmenler olarak Kürtlerin, Araplerin, Şiilerin, Sünnilerin, Yezidinin, Mesihinin, Sabiinin, Şebekin, herkesin madem azısını düşünmekteyiz, onlar da onu bilsinler ki bu millet öyle bir kolaylığı, öyle bir kolaylıkla bir bayrağı getirip bir yere dikmekle bu varılmaz. Türkmen milletinin varlığı devam etmek için son günlerde Kerkük valiliğinde yaşayan bu kriz maalesef kardeşliğe zarar verir. Biz o kardeşliğin zararını çekmek istemezdik. Biz isterdik daha çok beraber Daişe Kanşar davamımızı, saldırımızı sürdürelim. Ama ne yazık ki tekrar bunu buradan söylemekteyiz. Değerli aziz milletler, değerli milletimiz, değerli gençlerimiz, dayanışma içinde olun, birlik içinde olun, dirre olun. Gelen günler daha çok tehlikeli olabilir. Ama teslimiyet yok, direniş var. Direnişsin, mukavemetsin, her zaman hazırlı olalım. Direniş, mukavemetin muhtelif yolları vardır. Medeni isyanlar vardır. Boykotlar vardır. Türlü türlü yollar vardır. İcab ettiği zaman toprağımız, sizler icab ettiği zaman Altın Köprü'de taze hurması da 8, 9, 10 yaşında, 80 yaşında şehit edilenler var ise siz de ona kanşar hazırlı olmanız lazımdı. Direniş muhtelif yollardan olabilir. Yeri geldiği zaman direniş için silah da kaldırdınız. Onu da devam etmemize gerekim, onları da düşünelim biz. Değerli parti başkanlarımız, değerli milletvekillerimiz, vilayet meclis üyelerimiz, şehit ailelerimiz, istemem fazla vaktinizi alım. Bütün basın mensuplarından anıtlarımıza her zaman yardımcı olan ve bundan önce, bu anıttan önce Türkmeneli Vakfı'nın ve Irak Türkmen Cephesi'nin vesilesiyle Altın Köprü, Taze Hurmatı, il başkanlıklarımız, cephe teşkilatlarımız, özellikle ben buradan vefa borcunu Altın Köprü halkına buradan teşekkür ederim. Çünkü en çok şehitlerine sahip çıkandılar. Bundan önce yapılan bir anıtı, bu defa yenisini sağ olsun Türkmen iş adamı Ömer Köprülü Bey ve onunla beraber gelen misafirlerimiz hepsine teşekkür ederiz. Memleketimiz bir bayrak üzerine koyulmaktan değişilmez. Bundan önce bunlar çok olup dirli olalım, birli olalım, hazır olalım. Sağ olun, var olun. Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi Bey'e güzel konuşması için teşekkür ediyoruz. Altındı aldığı köprü, çatlasın yağdığı köprü. Bal dattım, şeker dattım, vermedi dağdığı köprü. Akmasın yaşı köprü, bitsin ataşı köprü. Men ölüm incimesin, toprağı da şu köprü. Ve şimdi sırada Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz Bey'i buraya davet ediyoruz. İsmail Cengiz Bey. Sayın Başkan, değerli dostlar, değerli Altın Köprü'nün değerli fertleri. Bugün sizlerin aranızda olmaktan
bu anlamlı törende, merasimde bulunmaktan dolayı oldukça heyecanlı olduğumu vurgulamak isterim. Ben Doğu Türkistanlı bir kardeşinizim. Ülkesi Çin işgalinde olan Uygur Türklerinin yaşadığı bölgeden geliyorum. Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu olarak bünyesinde 18 derneği, soydaş derneği temsilen aranızda bulunuyorum. Oldukça heyecanlıyım çünkü Ömer Köprülü dostumuz anıtın açılışı için bizi davet ettiğinde o kadar heyecanlanmışım ki benim kızım, eşim, baba sen Doğu Türkistan'a Kaşgar'a gitmiyorsun ki niye bu kadar heyecanlanıyorsun diye sordu. Ben de dedim ki kızım Kaşgar benim vatanımsa Altın Köprü'de, Kerkük'te benim vatanım dedim. Elbette heyecanlanıyorum. Dolayısıyla ben sanki Altaylara, sanki Türkistan'a, Tanrı Dağları'na gidiyormuş gibi o bayramda bayram açlığı bekleyen çocuklar gibi uçağın biniş saatini bekledim ve buraya geldim. İşte bu hissiyatla sizlere İstanbul'da çalışan, örgütlenen soydaşlardan selamlar getirdim. Kazaklardan, Kırgızlardan, Özbeklerden, Afganistan Türklerinden, Türkistan Türklerinden, Uygurlardan, Karapapaklardan, Tatar Türklerinden, bütün Türk dünyasının selamını sizlere getirdim. Sayın Başkan, değerli dostlar. Burada bir hususa temas etmek isterim. 3 gündür bu topraklarda bulunuyorum. 3 gündür gördüğüm bir hususu sizinle paylaşmak istiyorum. Bu topraklarda hepimize yetecek toprak var. Bu topraklarda hepimizin bayraklarını asacak yetecek direklerimiz var. Neyi paylaşamıyoruz? Kürdüyle, Türkmeniyle, Hristiyanıyla, Arabıyla, kardeşçe, dostça yaşamalıyız. Evet, herkesin kutsalı vardır. Bu bayraklar Arap için de kutsaldır. Kürt için de kutsaldır. Hristiyan için de kutsaldır. Öyleyse bu dalgalanan Türkmen bayrağı, bu ay yıldız Türkmen'in de kutsalıdır. Dolayısıyla saygı gösterin bunu. Çünkü bu bayrak aynı zamanda Türk dünyasının ortak bayrağıdır. Biz böyle görüyoruz. Burada Türkmen'in kolu incirse bizim kolumuz incir. Türk dünyasının kolu incir. Biz böyle düşünüyoruz. Yaşa, yaşa! Yaşa! Burada sevindiğim bir husus var. Sayın Erçel Salihi, Sayın Başkan, bu kapıdan içeri girerken duvarlarda asılan afişleri gördüm. Sordum bu afiş nedir, bu afiş nedir? Arapça bana dediler ki İsmail Bey bunu oku. Bu Altın Köprü'deki Kürt Partisi güzel bir afiş yazmış. Altın Köprü şehitlerini saygıyla anıyoruz diye. Onlar işte bu birlik ve beraberliğin tohumlarını ektiler. Paylaşacak bir şeyimiz yok. Gelin nefret tohumu değil, sevgi tohumu ekelim bu topraklarda. Halepçe'de katliam olurken benim gözümden yaşlar aktı. Halepçe katliamına nasıl ben bir insan olarak üzülüyorsam Kürt'ü de, Arap'ı da, Hristiyan'ı da Türkmen'in katliamına sahip çıkmalı, üzülmelidir diyorum. Türkmen'in unutulmasın ki Türkmen'in bayrağı da Türk dünyasının bayrağı. Türkmen'in Türkmencesi de bizim dilimizdir. Türkmen'in acısı da Türk dünyasının ortak acısıdır. Türkmen'in sevdası da bizim sevdamızdır.
Dolayısıyla bu topraklarda dostça, kardeşçe, paylaşarak, bölüşerek, hoşgörüyle yaşamanın yollarını aramak durumundayız. Bu duygularla ben şehitlerimizi saygıyla, rahmetle anıyorum. Allah'a emanet olun. Sevgili izleyenlerimiz, bu güzel günde, aslında üzücü bir gün, tabii ki de hepimizin içi kan ağrılıyor ama hep birlik içerisinde bugün burada olmaktan dolayı da bir taraftan da onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Her daim bu birlik ve beraberlik devam etsin. Sadece şehitleri anmak için değil, sadece hüzünlü günlerde değil, mutlu günlerde de el ele olalım, birlik içerisinde olalım. Türkmeni, Arabı, Kürdü, Şiisi, Sünnisi, Yezidisi, Hristiyanı, hepimiz birlikte de bu yolda devam edelim. Çünkü hepimiz Iraklıyız. Hepimizde vatan sevgisi var. Evet, bu ay yıldız bizim sol yanımızda. Ama unutmayalım ki hepimizin toprağı Irak. Hepimiz Irak topraklarında yaşıyoruz. Lütfen abilerimden, ablalarımdan rica ediyorum. Çocuklarınıza, evladınıza nasıl ki bu milleti, bu bayrak sevgilisini ektiriyorsanız kalplerine, aynı şekilde vatan sevgisinde. Aynı şekilde ona öğret ki Kürt de onun kardeşi, Arap da onun kardeşi, Hristiyan da onun kardeşi, Yezidi de onun kardeşi. Hepimiz insanoğluyuz her şeyden önce. İnsan olmayı bilelim, insanca yaşayalım. Bu toprak hepimizin toprağı. Sevgili değerli misafirlerimiz, sevgili seyircilerimiz. Baldan tatlıdır suyu, bir tas alsan içilmez. Milleti çok çalışkan, yerin koyup göçmez. Ölüm ayrılık olsa bırakıp geçilmez. Biz bulanık atmaz, seli altın köprünün. İster Türkiye'de şehit olsun, ister Azerbaycan'da şehit olsun. Sayın Savaş Avcı, lütfen kürsüye. Kerkük'ten gelsin, Irak'tan gelsin. Sayın Savaş Avcı. Bu torpa uğrunda gelirdi onlar. Torpa uğrunda her bir kez giden Savaş her bir Avcı. Oğul hamızın evladı da. Bütün Türk evet, gerçekten dünyasının evladı. Şu an burası o kadar kalabalık ki. Sayın Cüneyt Esmer Bey'i kürsüye davet ediyoruz konuşmasını yapmak üzere.
gələndə istər Türkiyədə şəhid olsun, istər Azərbaycanda şəhid olsun, istər İraqda, hara olur olsun şəhid isə, Kərkükdən gəlsin, İraqdan gəlsin, İrandan gəlsin, fərqi yoxdur. Bu torpaq uğrunda gedirdi onlar. Torpaq uğrunda hər bir kəs gedən, hər bir oğul hamımızın evladıdır. Bütün Türk dünyasının evladıdır. Kardeş Azərbaycan kardeş, Kərkükrü gün gözündə yaş, kardeş Sevgili misafirlerimiz, değerli izleyenlerimiz, söz sırası şimdi Türkmenler İnsan Hakları Derneği Başkanı Savaş Avcı'da. Savaş Avcı Bey'i burayı davet ediyoruz. Tapkan. Var o. Çok değerli başkanlar, parti temsilcileri ve özellikle Altın Köprü'nün şehit aileleri ve yakınları, Türkiye'de yaşayan Türkmenlerin selamlarını, saygılarını buraya getirmek için gelmiş bulunuyorum. Aynı zamanda bunların taziyelerini de dile getirmek istiyoruz. Değerli dostlar, 28 Mart 1991 Türkmen tarihinde, sadece Türkmen tarihi değil, Türk milleti tarihinde kara bir gün olarak tescil edilmiştir. O yıl, o gün silahsız, suçsuz onlarca Türkmen bu Altın Köprü'nün zapt sularında kalabalıklaşmışlardı. Ama bu insanların kanı hiçbir zaman yerde kalmayacak. Bizim şehitler bu bayrak için kanlarını dökmüşlerdir. Dolayısıyla biz Türkmen milleti olarak bu şehitlerin anısına sahip çıkmamız lazım. Şehitlerimizi her zaman kalbimizde yaşatmak lazım. Bunu bilelim ki bu bayrak için değil sadece Türkmenler, Türk milleti de bu Türk bayrağının sahiptir, arkasındadır. Her zaman da yanımızda olacaktır. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak uğrunda ölecek varsa vatandır. Dolayısıyla bu topraklar için Türkmen bu bayrak için kanımızın son damlasına kadar vereceğiz. Şehitlerimizin ruhuna buradan bütün ailelerimizin, şehitlerimizin ailesine ve Türkmenlere başsağlığı diliyoruz. Ama şunu bilelim ki bu katliamlar bitmeyecek. Bugün Irak hükümeti, Irak merkezi hükümeti bu katliamı tanımış değil dostlar. Altın katliamı biliyorsunuz Saddam Hüseyin Halepçe ve diğer katliamından dolayı mahkemenin önüne çıkmıştır. Ama Altın Köprü katliamını Irak merkezi hükümeti görmemiş, dünya görmemiş. Bize ve bize demek ki Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Hepinize sevgi, saygıyla selamlıyorum. Yaşa!
Şehit deyende ister Türkiye'de şehit olsun, ister Azerbaycan'da şehit olsun, ister Irak'ta, hara olur olsun şehit ise Kerkük'ten gelsin, Irak'tan gelsin, İran'dan gelsin, farkı yoktu. Bu torpağ uğrunda gelişti onlar. Torpağ uğrunda her bir kez giden her bir oğul hamımızın evladıdır. Bütün Türk dünyasının evladıdır. Kardeş Azerbaycan kardeş, Kerkük'lümün gözünde yaş. Kardeş Azerbaycan kardeş, Kerkük'lümün gözünde yaş. Trakya'dan atsın bir baş, durlandır bizim ülkümüz. Durlandır bizim ülkümüz. Durlandır bizim ülkümüz. Durlandır bizim ülkümüz. İster Türkiye'de şehit olsun, ister Azerbaycan'da şehit olsun, ister Irak'ta, hara olur olsun şehit ise Kerkük'ten gelsin, Irak'tan gelsin, İran'dan gelsin, farkı yoktur. Bu torpağ uğrunda gelişti onlar. Torpağ uğrunda her bir kez giden her bir oğul hamımızın evladıdır. Bütün Türk dünyasının evladıdır. Kardeş Azerbaycan kardeş, Kerkük'lümün gözünde yaş. Kardeş Azerbaycan kardeş, Kerkük'lümün gözünde yaş. Trakya'dan atsın bir baş, durlandır bizim ülkümüz. Durlandır bizim ülkümüz. Durlandır bizim ülkümüz. Durlandır bizim ülkümüz.
İster Türkiye'de şehit olsun, ister Azerbaycan'da şehit olsun, ister Irak'ta, hara olur olsun şehit ise Kerkük'ten gelsin, Irak'tan gelsin, İran'dan gelsin, farkı yoktur. Bu torpağ uğrunda gelişti onlar. Torpağ uğrunda her bir kez giden her bir oğul hamımızın evladıdır. Bütün Türk dünyasının evladıdır. Yağar yağmur dolu, sevgi taşar selimiz. Bütün dünya Türk'üne, kanla bağlı gönlümüz. Kerkük, Erbil'e, birlik yolu yolumuz. Bütün Türkmenler birdir, eli altın köprü. Teşekkür ederiz. Mezarda daşım ağlar, gözümde yaşım ağlar. Ben öldüm köprü için. Türkmen kardeşim ağlar. Kerkük'ün Türk davası, ana yurttan havası, köprüye kıyanların dağlaydı yuvası. Yaşa, 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 yaşa. Sevgili misafirlerimiz, değerli Türkmeneli televizyonu izleyenleri, Türkmeneli televizyonu olarak sabah erken saatlerinden itibaren Kerkük'ten Kerkük'e bağlı Altın Köprü nahiyesinde geldik ve kameraman arkadaşlarımız olsun, değerli televizyon müdürümüz olsun ve bizler de bugün 28 Mart'ta Altın Köprü'de şehit düşenler için bir anma merasimine katıldık. Tabii ki de burada anıtın açılışı gerçekleşti. Sayın Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Kerkük Milletvekili Erşet Salihi ve onunla birlikte bunun açılışını yine üstlenen Ömer Köprülü iş adamı, ikisi birlikte burada bu anıtın açılışını yaptılar. Evet, dediğimiz gibi ve bunu her zaman tekrar ediyoruz. Şehitler ölmedi, şehitler unutulduklarında ölürler. O yüzden şehitlerimizi unutmayalım.
Siz sevgili değerli izleyenlerimiz ve burada bulunan misafirlere ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte birlik ve beraberlik içerisinde, bu toprak içerisinde hep birlikte yaşarız. Sözün özü, hasılı ve kelam, cümle sonu ve selam. Evet değerli ekranları başında, Türkmenel Televizyon ekranları başında bizleri izleyen seyircilerimiz ve burada bulunan konuklarımız, burada bulunduğunuz için ve bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca Türkmenel Televizyon ekibine de, kameramandan olsun, yönetmeninden olsun, müdürümüzden olsun, hepsine teker teker teşekkür ediyoruz. Bugün de burada yoruldukları için bizimle beraber. Törenimizin sonuna geldik, merasimimizin sonuna geldik. Bitirmeden önce küçük bir şiir de tekrar okumak istiyorum sizler için. Binildi ya şu köprü, binildi ya şu köprü, üskekti başu köprü, şehit kanı boyadı toprağı da şu köprü. Evet, tekrardan bizleri izlediğiniz için ve burada bulunduğunuz için teşekkür ediyoruz. Efendim, hoşça kalın.